tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Anladım. Acaba seçmen de aynı hoşgörüyü gösterir mi? Salim Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Görüntüleri izlediğinizde nasıl değerlendirdiniz? Yani ben aslında çok şaşırmadım. Son 1,5 yıldır Meral Akşener'in zaten geldiği çizgi, yani ben hep onu söylüyorum, maskeli siyaset diyordum geçen senede. Maskelerin düştükten sonra aslın ortaya çıkmasıyla sürekli tekrarlanan işte bu davranış biçimleri zaten tahminlerimde beni yanıltmadı. Ya biz bu şeyi biliyoruz, yani Türkiye'deki siyaset erbabının aslında halka bakış açısı, gerçek bakış açısı bu. Biz bunu ananı da al gitten biliyoruz yani. Biz bunu sürekli vatandaşa, insanlara üstenci, tepeden bakan, aşağılayan, onu adam yerine koymayan, seçimlerden seçimlere sadece bir oy deposu olarak gören anlayışı zaten öteden beri biliyoruz. Hepsinin nasıl bir kibir budalasına döndüklerini, nasıl kopuk hayat yaşadıklarını halktan, nasıl işte şatafat ve şaşaya daldıktan sonra tabanla hiç ilişkilerinin kalmadığı sanal bir gerçekliğin içinde bocaladıklarını biliyoruz. Yani aynı şey şimdi Meral Akşener'de var. Yani hani veli nimetinizdi insanlar? Hani seçmenler sizin baş tacınızdı? Hani siz onların hizmetkarınızdınız? Hani siz hizmetkardınız? Onlar da hizmet alanlardı. Ne oldu? İlk karşı çıkan üzerinden bu şekilde, bu küstah bir tavırla, bu şekilde tersleyerek, şu böyle bir kahvehane ağzı ile, ya bir siyaset yakışıyor mu bu ülkeye ya? Yakışıyor mu bu ülkeye? Ama dediğim gibi, yani bu ülkenin cumhurbaşkanının tarzı da bu. Bu ülkenin bütün siyasilerinin, hele muktedir, hele iktidar sahiplerinin, iktidarlarını azıcık tehlikede, azıcık tehdit altında gördüklerinde büründükleri, takındıkları maske düşüyor, gerçek ortaya çıkıyor. Bu. Şimdi o kadın ne dedi? Meral Akşener'e o kadın ne dedi? Sevgili seyirciler, şunu söyledi. Ya siz niçin dedi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Yavaş'ı bak, niçin Yavaş'ı desteklemiyorsunuz dedi. Niçin döndünüz yani? Ve niçin döndünüz? Ya bu anasının ak sütü gibi helal bir soru, haklı bir soru. Niçin? Çünkü aynı Meral Akşener bir sene evvel, yani bundan tam bir sene evvel, o masayı devirene kadarki dönemde o iki aday için neredeyse kendisini parçalarcasına oy istiyordu o kadından. Ve o kadın Meral Akşener'e inanarak, güvenerek Ekrem İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı destekledi, oy verdi. Her biri farklı olmak üzere. Evet. Ama ona güvendiler, ona inandılar. Ve şimdi soruyor. Ya kardeşim diyor, ne oldu da diyor, ne oldu da bir sene önce bana yalvar yakar, onlara oy vermem hususunda beni ikna eden sen, şimdi ne oldu da bunlara düşman oldun, bana bunları kötülüyorsun diyor. Şu lafı söyledi ya Murat Taylan. Ne dedi? Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında İstanbul'da olanlar, veballerin yükünü taşıyanlar bu şehri yönetemez. Kime dedi bunu? Ekrem İmamoğlu'na. Yani neymiş Ekrem İmamoğlu? Boş zamanlarında İstanbul'da işte olan eli genel merkezde, ben söylemeyeyim o amiyane tabiriyle, eli genel merkezde ama gözü cumhurbaşkanlığında başka yerlerde olan, aslında çok makbulde olmayan biriymiş. Bu vebal taşınmazmış. Ya kardeşim, onu başka mevkilere gözünü diktiren kimdi? Madem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sadece İstanbul Belediye Başkanlığı yapması gerekiyordu, şimdi öyle söylüyorsun, o zaman onun gözünü başka mevkilere diken ve hatta kendi partisine ihanet etmesini talep ederek, aleni bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bayrak açarak, ya o mevkilerde en layıkı, Cumhurbaşkanlığının en uygun adayı odur diyen kimdi? Sendin. Sendin. Şimdi döndün diyorsun ki bu vebalin yükünü taşıyanlar bu şehri yönetemez. Ya bu vebal sana ait.
Bu vebal sende dururken sen nasıl yöneteceksin kardeşim bu ülkeyi? Sen bir partiyi yönetemiyorsun şu anda. Bu gelgitlerinizle, bu zikzaklarınızla, artık bunun adı gelgit ve zikzak değil. Eğer Meral Akşener şu kadar kısa bir sürede o uçtan bu uca savrulmuşsa, bakın, dün Cumhurbaşkanlığı'nın bir numaralı adayı diye milleti ikna etmeye çalıştığı Yavaş ve İmamoğlu için bugün bu sözleri sarf edip ona bunun hesabını sorana da hadi be diye tersleyebiliyorsa, bunun adı siyasi isabetsizlik falan değil. Bunun adı siyasi ihanettir. Çok açık. Evet. İhanet geçen sene masadan kalkarak başlamıştır. Birinci raundu o ihanet siyaseti kazanmıştır. Çünkü sayelerinde 14-28 Mayıs seçimleri kaybedilmiştir. Şimdi ikinci raundu oynanıyor maçın. İkinci raundda da bu ihanet siyaseti bu ülkeye tekrar AKP ve Cumhur İttifakı'nın otoriter, gitgide totaliter hale dönen bu baskıcı rejimini daha da tahkim etmek üzere çalışıyor. Peki. Tabii orada pardon bir şey. Buyurun, tabii. Tabii yine seçimlerde CHP mitinglerine katılıp da bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e diye CHP seçmenine